Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, biliyorsunuz portre lensini seçerken ben biraz inceleyip sık dokuyan bir adamım. Ve full frame'de de tabii çok fazla alternatif var. Hatta buna 35 mm f1.4'ü bile dahil edebilirsiniz ama. Şimdi gerçek bir portre lensinde neler ararsınız? Sıkıştırma oranını ararsınız ve bokeh'i ararsınız. Yani arkadaki o odak dışındaki arka alanın hatta gerekirse ön alanın ne kadar böyle kremimsi bir bokeh verdiğine bakarsınız. Dolayısıyla reel olarak iki tane seçenek vardır. İki tane açı vardır diyeyim yani. Bir tanesi 85 mm, diğeri de 135 mm. Beni Fuji filmindeki arkadaşlar çok iyi bilirler. Ben genellikle orada da 56 ile 90 mm arasındaki bir savaş gibiydi bu. Savaş demeyeyim de yani tercih gibiydi. Ve ben her zaman çok zorlanmama rağmen 90 mm'yi tercih etmiştim. 90 mm F2'yi tercih etmiştim. Bu da full frame'de karşılığı 135 mm sevgili dostlar. Şimdi burada da seçenekler oldukça çok. Sony'nin kendi 135'liği var. Niye 85 değil de 135? Sıkıştırma oranının bence 135'te 100 için inanılmaz ideal. Artı arkadaki bokeh de müthiş. O yüzden benim tercihim o oldu. Ve tabii Sony'nin 135'i F1.8 de var. Başka markalarınki de var ama yaptığım bütün araştırma ve testlerde sevgili dostlar en sonunda Samyang'ınkine karar verdim. Çünkü bu lens benim açımdan tam bir fiyat performans ürünü. Fiyatının karşılığında verdiği kalite, bu yeni nesil otofokus Samyang'lar gerçekten artık profesyonel standartlarda lensler üretiyorlar. Daha önce biliyorsunuz Samyang ucuz ama işte kullanılır bir lens konumundan bir anda marka bambaşka bir politika izlemeye başladı. Son derece kuvvetli bir cam yapısı var. Suya, toza dayanıklı çok iyi bir yapısı var sevgili dostlar. Şurası inanılmaz güzel koruyor her şeyi. Lens ağır. Küçük bir lens olduğunu söylemeyeceğim ama neticesi müthiş bir lens. Bu lensin üzerinde bir atama fonksiyon tuşu var. Onun haricinde M1 ve M2 farklı şeyler yapan bir tuşu daha var. Onu zaten Samyang'ın inceleme videosundan hepsi açıklamıştım. Dolayısıyla yeniden başlamayacağım. Burada da odak limitleme fonksiyonu var. Yani ne kadar otofokusu ne kadara kısıtlamak istiyorsunuz. Burada da 3 seçeneğimiz var sevgili dostlar. Bir tanesi full seçeneği, birinci seçenek. Onun hemen altındaki seçenek çok ilginç bir seçenek. 0.69 ile 0.69 cm ile 2 metre arasındaki çekimler için kullanacağınız bir seçenek. Öteki de daha uzaktan çekeceğiniz 1.5 metre ve sonsuza kadar olan seçenek. Valla aslında bu kadar da basit. Çok geniş bir, benim zevkime göre birazcık daha sıkı olsaydı olabilirdi ama öyle çok da gevşek değil. Bir çok güzel bir manuel fokus çarkı var. Ve neticesi yani fotoğrafların kalitesi 4/4'lük. Bu lensle ilgili şikayet edebileceğim hiçbir şey yok. Kromatik sapmaları son derece güzel kontrol ediyor. Lens flaring dediğimiz o işte gölgelenmeleri ya da ghosting dediğimiz gölgelenmeleri çok iyi kontrol ediyor. Lensin keskinliği Sony'nin G Master'ını hiç aratmıyor. Ben de dedim ki o halde dedim yani G Master'a o kadar para vermek yerine bu lensi alayım. Çünkü portre özel bir konu sevgili dostlar. Çok sık çekmezsiniz. Ama çektiğinizde çok iyi netice almak istersiniz. İsmi, bir de ben bunu tabii video becerisinde daha önceki içeriğimde denemiştim ve son derece başarılı bulmuştum ama bugün video değil ağırlıklı olarak bu çünkü benim portre lensim oldu. Satın aldım ve son derece memnunum. Bilirsiniz ben gereksiz para vermeyi sevmeyen biri olarak
Beni bilenler bilir. Bundan dolayı Samyang 135 f1.8'i lensi tercih ettim. Satın aldım ve gelin size yaptığım çekimlerden birkaç kare paylaşayım. Evet sevgili dostlar, nasıl, beğendiniz mi kareleri? Portre için gerçekten çok dört dörtlük bir lens. Valla benim bu lensle ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu ikinci içeriğim oldu bu lensle ilgili ama bu lens ikinci içeriğini yapmak istedim çünkü satın aldım ve neden satın aldığımı sizlerle paylaşmak istedim. Fiyat, performans, üst düzey kalite, G-Master'ı aratmayan bir lens. Valla umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sevgiyle kalın, saygıyla kalın, huzur ile kalın, sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.